Merhaba sevgili izleyiciler, MediaMarkt sponsorluğundaki CES teknoloji turumuzda Asus'un yepyeni bir dizüstü bilgisayar serisiyle karşı karşıyayız. Asus'un daha önce VivoBook ve ZenBook olmak üzere iki serisi vardı. En çok bilinen seriler bunlardı. Şimdi StudioBook diye yepyeni bir seri başladı ve işte o seri şu anda elimin altında. Öncelikle kimler için olduğunu söyleyelim. Burada oluşturulan ortamdan da tahmin edebileceğiniz üzere yaratıcı işler üreten kişilerin çok daha performanslı çalışması ve zaman kazanması için muhteşem bir ürün serisi olarak az önce bizlere anlatıldı ve olduğu gibi ben de sizlere bu bilgileri aktaracağım. Öncelikle bu dizüstü bilgisayarın 17 inç olduğunu söyleyeyim ama Asus'un tasarımcıları dedi ki biz 15 inçlik dizüstü bilgisayar kasasına 17 inçi sığdırmayı başardık. Bu nasıl gerçekleşiyor? Görmüş olduğunuz bu ekranın çerçeveleri daha da inceltilmiş. Bu sayede 15 inçlik bir kasada 17 inçlik bu StudioBook S modelini görebiliyoruz sevgili izleyiciler. Tasarım anlamında gerçekten ilgi çekici bir iş istasyonu diyeceğim çünkü birazdan zaten teknik özellikleri verdiğimde siz de bana hak vereceksiniz. Bununla beraber bazı yenilikler de var. Örneğin şuradaki touchpad'de bir alan var. Dokunduğunuz zaman buraya sayılar geliyor. Bu sayılar özellikle rakamlarla çok uğraşan kişiler için zaman kazandıran harika bir düşünce, güzel bir fikir. Bunu yapmışlar. Bununla beraber yaratıcı işler yapan özellikle ajanslarda çalışan kişiler için kısa yolların klavyeye dağıtıldığı ve aynı zamanda hem performans hem de görüntünün çok daha iyileştirildiği bir model var karşımızda. Teknik özelliklere gelecek olursak iki farklı işlemci platformuyla bu dizüstü bilgisayar tüketicilere ulaşacak. Bunlardan bir tanesi Intel'in Xeon E2176M platformu. İş istasyonları için kullanılan hem performanslı hem de verimli bir işlemci platformu olan bu seçeneğin yanı sıra bir de Intel'in Core i7-8750H işlemci ünitesini göreceksiniz. Bu iki seçenekten biriyle bu dizüstü bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. İşlemci kadar en az grafik ünitesi de çok önemli. Özellikle böyle iş istasyonlarını kullanan kişiler için bu alanda da Nvidia'nın Quadro P3200 modelinin tercih edildiğini söylemiş olalım. Az önce hem Intel hem de Nvidia tarafında söylemiş olduğumuz platformlarla beraber şu ekranda çok çok önemli. Neden? Çünkü içerik üreticilerinin en az bir işi kısa zamanda yapmak kadar işin nasıl göründüğüne bakması da çok önemli. Gerçekçi renkler burada ön plana çıkıyor ve işte bu ekran teknolojileri de o ihtiyaçları çok net bir şekilde karşılıyor diyebiliriz. Nano Edge teknolojisine sahip 17 inçlik bu ekranın çözünürlüğü 1920x1200 sevgili izleyiciler. Ekranın sahip olduğu renk aralığı ve görüntü kalitesi de gerekli sertifikalarla beraber net bir şekilde ortaya koyulmuş. Gelelim depolama alanlarına. 64 GB'a kadar çıkartabileceğiniz bir RAM kapasitesi var. Bununla beraber 4 TB'a kadar çıkabileceğiniz PCI Express ünitesine sahip olan aynı zamanda RAID 0 ve RAID 1 desteği de bulunan SSD üniteleri bu dizüstü bilgisayarda mevcut. Merak edilen konulardan biri de giriş çıkışlar. Sol tarafa bakacak olursak bir microSD kart yuvası görüyoruz. Özellikle Apple tarafında bu alanın ihmal edildiğini düşünüyorum sevgili izleyiciler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü Apple'ın taşınabilir sistemlerinde microSD kart yuvasını dahili olarak koymaması, bunu bir aksesuarla destekliyor olması içerik üreticilerini biraz zor durumda bırakıyor. Bununla beraber devam ediyorum. Bir mikrofon girişini görüyoruz. Bir tane USB girişi, bir tane HDMI çıkışı ve Thunderbolt destekli bir Type-C girişini görüyorsunuz. Thunderbolt desteğiyle beraber veri transferinde çok yüksek band genişliklerine ulaşabiliyorsunuz. Hemen yanında da güç girişini görüyoruz. Hemen şurada da ızgarayı görüyoruz. Bu ızgaralar dizüstü bilgisayarın her tarafına dağıtılmış durumda. Çünkü içerisinde hem işlemci hem de grafik ünitesi olarak performanslı yapılar mevcut. Bu performanslı yapıların her zaman çok daha hızlı çalışabilmeleri için soğutulmaları gerekiyor.
Tabii ki ısınan havayı dışarıya atmak bu dizüstü bilgisayarlardaki en zor işlerden bir tanesi ve mühendisler bu şekilde bir çözüm bulmuşlar. Sağ taraftaki giriş çıkışlara baktığımız zaman da iki tane USB girişini görüyoruz. Izgaranın bir parçası da yine burada. Dizüstü bilgisayarın arka tarafında da ızgaraların devamını görürken aslında alt tarafta da yine soğutma ünitesine destek olacak yapıları görebiliyoruz. Alt tarafta bir de hoparlör sisteminin devamı var ki bu dizüstü bilgisayarda en az performans ve görüntü kalitesi kadar tabii ki ses sistemi de önemli. Ses sistemini eğer kulaklıkla değil de dahili çözümlerle tamamlamak isteyenler buradaki yapıdan faydalanabiliyorlar. Bu kadar teknik özellikten bahsettikten sonra gelelim bu dizüstü bilgisayarın ağırlığına. Bu da önemli çünkü mobil bir iş istasyonunu kullanacak olan içerik üreticisi bu ağırlığa çok önem veriyor. Yaklaşık 2,5 kilogramlık bir ağırlıkla bu performans bence harikalar yaratır ama peşin peşin de konuşmak istemiyorum. Çünkü CES'te ilk defa duyurulan bu ürünle bir süre kullanmak, deneyimlemek nasip olmadı. Ama ilk karşılaşma anında gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bu dizüstü bilgisayarın kullanıcı hedefinde ben de varım. Özellikle böyle bir dizüstü bilgisayarını acaba sırt çantama atsam, gittiğim fuarlarda çekmiş olduğum videoları montajlasam, hızlı bir şekilde YouTube kanalımıza yüklesem nasıl olurdu diye merak ediyorum. Belki bu deneyimleri ilerleyen zamanlarda gerçekleştiririm ve daha sonra da sizlerle paylaşırım. MediaMarkt sponsorluğundaki CES teknoloji turumuz devam edecek. Asus'un yeni serisini bu videoda sizlerle beraber ilk kez görmüş olduk sevgili izleyiciler. Bu seriyi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.